Rabbi şrah li sadri ve yessir emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Şimdi başa gelen musibetler hakikaten insanı bezdiriyor. Hele musibetlerin içerisinde ilahi mesajı okuyamazsan, hayat öyle bunaltıyor, öyle anlamsızlaşıyor. Allah Allah, değil mi? Dışarıda herkesin mutlaka bir demeyeceğim birkaç tane psikolojisi bozuk arkadaşı var, değil mi? Değil mi? Daha sen geçen anlattığın bir arkadaş kendine zarar verecekti. Zorla tuttuk, yardımcı olduk. Allah hepsini yardımcısı olsun inşallah. Şimdi hayatın içinde bu ilahi mesajlar çok fazla mevcut. Hayatın tamamında mevcut. Bunlar okunmaz hale geldiğinde bizim yüzümüzden, yani mesajda bir kusur yok, haşa. Biz bu iman gözlüğünü takamayıp okumaz hale geldiğimizde hayat çok bunaltıcı bir hale geliyor. Şimdi küçük bir çocuğun eline kitap verin ve seyredin durun. Bir süre sonra o kitabı yırtmaya başlayacaktır. O çocuğa desen ki ya yırtma, o kitabın içinde derin derin manalar var. O zaten manaya giremediğinden dolayı kitabı yırtıyor. Yani ne oluyor? Canı sıkılıyor. Alıyor kitabı yırtıyor. Demek ki bir insan okumayı bilmediğinde, eline de bir mesaj geçtiğinde, bir süre sonra onun manasına varamadığında ne yapıyor? Yırtmaya başlıyor, değil mi? Allah Allah. Çünkü o okunacak mesaj anlamı olmayan bir kitap hükmüne geçiyor. Bak aynı haldeyiz. Şimdi hayat kitabını çeviriyoruz. 10 yıl çeviriyoruz, 20 yıl çeviriyoruz, 30 yıl çeviriyoruz. Çevirirken de böyle bunalımımızı aşabilmek için biraz geziyoruz, evler ekliyoruz, seyahatler ekliyoruz, yemekler ekliyoruz, tatiller ekliyoruz ama bir bakıyoruz bir süre sonra olmuyor. Bu sefer bunalıma giriyoruz ve her birisini yırtmaya başlıyoruz, değil mi? Daha yakın vakit bir arkadaşla konuştuk da diyor ki evden çıkamıyorum, çıkmıyorum da demiyor. Psikoloji öyle bir hale gelmiş ki evden çıkamıyorum diyor. Çünkü mesaj manasında başına gelen hadiseleri okumadığında, bir çocuğun çikolatayla şekerle oyalandığı hadise gibi oyalandığında, işte biraz gezmeyle hayat kitabını çevireyim, biraz onunla, olmaz olmaz, o ilahi mesajı okumadıktan sonra o bunalımdan çıkamıyor insan, değil mi? Allah Allah. En sonunda da Allah muhafaza, insan diyor ki bu sıkıntılar bu hayata değmez diyor. Ben bu sınav kağıdını yırtıp çıkıyorum diyor, Allah muhafaza. Hayatın her aşamasında ilahi mesajlar var ve bu ilahi mesajlar okunmaz olursa, yani biz bu iman gözlüğünü yeterli miktarda anlayıp takamazsak eğer, bunalıma girmemenin bir yolu ihtimali inanın mevcut değil. Şimdi düşünün, size padişahtan bir mektup geldi. Siz de okuma bilmiyorsunuz. O dili bilmiyorsunuz yani. Ne yaparsınız? Mektuba böyle bakar kalırsınız. Koca sultandan gelmiş, ilgilendirmiyor seni. Neden? Çünkü okumayı bilmiyorsun. Şimdi eskiler başına gelen her hadisedeki iradeyi, ilahiyeyi çok iyi okumuşlar. Yani mesajı çok iyi okuyorlar. O kadar ince detay okumayı biliyorlar ki, ellerinden tesbih düşse onun altında derin manalar bulabiliyorlar. Böyle olunca da hayat ne oluyor? Çok anlamlı bir hale geliyor. O kitap ne oluyor senin için? Başkasına emanet bile etmek istemedin, değil mi? Bir çocuğun kitabı yırttığının zıttını düşünelim. Senin hayatını değiştiren anlamlı bir kitap oldu. Birisi de kötü bir niyetle de değil, okumak için istiyor. Dersin ki olmaz. Benim bu kitabın altını çizdiğim her yerde bir yara izim var. Ben bu kitabı sana veremem. İstersen sıfırını hediye edeyim ama elimdeki kitabı sana veremem. Neden? Çok güzel okumuşsun. Altını çizdiğin her yerde bir yara izini saklamışsın. Böyle bir kitap artık hediye edilmez. Sultandan gelen mektubu bu cihette okuyabildiğini düşünsene. Paha biçilmez olur. Büyükler bu manada okuyabilmişler. Ve hadiseleri okuyanların hali ortada. Risale-i Nur'da Allahu Alem Eşref Edip olması lazım. Üstad Hazretleri ile ilgili şöyle bir cümle kullanıyor. Bak bak cümleye bak. Şimdi cümleye bak cümleye. Üstad için diyor. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Yani ömrü 27 yıl sürgünlerde, zindanlarda geçmiş. 19-20 defa zehirlenmiş. Evladı iyal yüzü görmemiş. Anne baba yüzü görmemiş, sürekli sürgünlerde, işkencelerde, baskılarda ömrü geçmiş bir insan için söylenen cümleye bak. Ömründeki huzur miktarı değişmiyor diyor. Nasıl bir yere intisap ettiyse artık, bir daha söyleyeyim mi cümleyi? Muazzam bir cümle, değil mi bak? İlahi mesajları, iradeyi ilahiye okuyabilenlerin ahvali böyle olmuş bak. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık, gölgeli bir yaz. En sevdiğiniz hava ne desem? Abi yaz olsun, ılık olsun, ben de gölgenin altında dinleneyim. Doğru mu? Bak, Allah Allah. Güneş şiddetli vurduğunda bile bir şezlong istiyoruz, değil mi hemen? Hem güneş hoşumuza gidiyor, hem yazın sıcağı hoşumuza gidiyor, hem de şezlongun gölgesi içerisinde güzel bir esinti çok hoşumuza gidiyor. Bütün ömrünce ılık,
gölgeli bir yaz. Ya üstadım, başına gelmeyen kalmamış. Nasıl oluyor da huzurun bu dengesini bu dünyada da tutturabiliyorsun? Sebebi şu, başına gelen ilahi mesajları Sultan-ı Ezel ve Ebed'in gönderdiği o irade-i ilahiyi muazzam okuyabilenlerin ahvali dünyada böyle olmuş. Şu yeryüzüne kazık diye çakılan dağlar gibi manevi hayatlarında denge değişmemiş. Allah Allah. Bakın manayı okuyabilenler, yine Üstad Hazretlerinden anlatacağım. Üstad Rahimullah diyor ki bakın, musibet, başa gelen bu hadiseler, cinayetin neticesi, yaptığımız bir olayın neticesi, mükafatın da mukaddemesidir diyor. Ne diyor? Yani başına bir musibet geldikten sonra peşi sıra biraz dişini sıkıp sabretsen ne gelecek diyor? Mükafat. Doğum sancısının neticesinde ne var? Dünyalar güzeli bir evlat, öyle mi? Bak, başta biraz musibet, yani sancı, devamında mükafat var. Allah Allah. Şimdi o kışın fırtınalı havasının arkasında ne saklı? Kirazlar, üzümler, çiçekler, güzel kokular. Bahar açtığı anda güzel yüzünü, insan evinde bile duramıyor. Ne yapıyor? Ya şu termosu doldur da gidelim ya, gidelim diyor. Allah Allah. Yani şimdi hayat kitabını okuyanların, ilahi mesajı okuyanların şu stabil hayatlarını görüyorsunuz değil mi yani? Nasıl başına gelen hadiseler karşısında bir musibet bile diyor ki bunun peşi sıra ne gelecek? Mükafat. Bakın aile bilinçimizde de var yani. İş yerinde her gidip çalıştığınızda 8 saat, 10 saat çok mutlu çalışmıyorsunuz. Bazen hasta oluyorsunuz, bazen insanlarla konuşmayı çekemiyorsunuz, bazen beliniz başınız ağrıyor. Ama ne yapıyorsunuz? Ya şu musibetin, o 8-10 saatin neticesinde bana ne gelecek? Dünya parası gelecek. Yani şimdi dünyada bu mantığı sağlayabilen bir insan sabredip dişini sıkabiliyor. Şimdi aynı mantığı ahiret için yöneltmişler ve ilahi mesajı çok muazzam okuyabilmişler. Şimdi dünyada bu mesajı okuyabildiğimizin bir örneğini daha vereyim. Adam yatıyor. Adama diyorlar ki doktor seni birazdan ne yapacak? Kesecek. Adam diyor ki doktor kesiyorsa bir bildiği vardır. Ve bunun karşılığında ne yapıyor? Doktora para da veriyor mu? Para veriyor. Ne diye veriyor biliyor musun parayı? Ey doktor beni kes diye veriyor. Neden? Çünkü şunu söyleyebiliyor adam. Doktor benim vücudumu benden daha iyi biliyor. Biz ise şunu söyleyemiyoruz. Hayatımı yaratan, değil vücudumu, içindeki ruhu dahi içine koyan, yaratan Allah, benim hayatımla ilgili bütün ince detayları benden çok daha iyi biliyorsa benim ona teslim olmam lazım diyemiyoruz. Bakın doktoru tanıdığımız, güvendiğimiz kadar Allah'ı tanıyamıyoruz. Musibetlerle Allah'ı tanımayan bir insanın baş edebilmesi mümkün değil. İman derslerini bahsediyorum. Bir bilgi neden alınır? Amele dökebilmek için. Doğru mu? Bir şeyi neden öğrenirsiniz? Yapabilmek için. Şimdi desen ki ya abi o çayı ne güzel yaptın. Bu bilgiyi niye öğrendin? Aynı güzellikte çay yapabilmek için. Yani bu iman ilmi masada evde böyle sadece oturup geçip yatabilmek için değil yani. Ben bunları öğrendim ve hayatıma bir sahabe gibi tatbik ettim. Dersek eğer irade-i ilahiye o derin mesajlar ancak böyle manalanıyor. Ancak bu şekilde hayat anlam kazanabiliyor. Bakın Eyüp peygamberin başına gelenleri malumunuz biliyorsunuz. 70 yıl saadetli bir hayat, 16 yıl inanılmaz hastalık, kalan 70 yıl muazzam. O 16 yıl içerisinde akıl almaz hastalık, çiçek yahut cüzzam diye bahsediliyor. Bu hastalıkların neticesinde elini açıp da Allah'ım şifa ver demiyor. Neden demiyor biliyor musunuz? Hayatını kıymetli bir ahiret parasına geçirecek olan şeyin hastalık olduğunu çok iyi farkında. Demiyor yani. Ta ki elindeki tek sermayesi olan kulluğuna zarar geliyor. Zikredemez, Allah'ı ibadet edemez hale geliyor. Rabbi inni meseniyet durru. Ente erhamur rahimin. Ya Rab diyor zararı bana dokundu, kalbime dokundu, zikrime dokundu, kulluğuma, ibadetime dokundu. Yani bana ait olan tek şeye dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Yani altındaki derin hazineyi, musibetlerin, hastalıkların altındaki derin hazineyi muazzam keşfetmişler. Yani yıllar yılı bütün ilahi mesajları okumanın lisanını ve dilini öğrenen insanların olayı şuna dönüşüyor. İhtiyarladıkça daha vakur, daha tevekküllü, daha mutlu, huzuru bozulmamış bir hale geliyor. Zıttını yaşayanlar hayat sayfasını böyle çeviriyor. Gezdim, yedim, içtim, eğlendim. İleriki yaşlarda bunalımları baş edilmez seviyelere geliyor. Çünkü 20'li yaşlarda gaflete düşme ihtimali daha kolay. Gezdim, coştum, arkadaşlarımı aradım. Başıma gelen musibeti bir şekilde, hani affedersiniz kokain içmek gibi unuttum gitti. Ama ileriki yaşlarda bu başına gelenleri bu kadar hızlı atamıyorsun. Neden? Çünkü var olan sana kanca gibi saplanmış sorumluluklarını atamıyorsun. Ev var, iş var, çocuk var, fatura var, sağlığım var, belim ağrıyor, saçım şöyle, başım böyle, kaşım böyle diye bunları atamıyorsun. O yüzden bu iman derslerini o yaşlara saklamamak. Daha bu yaşlardan hem öğrenmek, ilim ne içinde? Amel etmek için. Hem de amel etmek.
Yani sahabe gibi Allah'ı razı edebilecek bir pozisyon yakalayabilmek çok 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 önemli. Bu ilahi mesajları okuyanlar şunu demişler. Allah sevdiği için bana hastalık verdi. Bakın musibetlerin en zahmetlilerinden biri hastalık, doğru mu? Çünkü çok içeriden geliyor. Yani dışarıdan yaşadığın bir olaya biraz gamsız ve aldırmaz davranabilir misin? Davranabilirsin. Ama içeriden gelmiş, canın acıyor, karnın sıkışıyor, taş döküyorsun, kanser olmuşsun, şeker hastası olmuşsun. En ufak şeyde böyle enerjin düşüyor, içeriden senden geliyor. Böyle bir şeyle baş edebilmek, değil mi? O mesajı çok iyi okuyabilmeye vabeste. Bu mesajı okuyabilenler şunu demişler yani. Allah bize sevdiği için hastalık veriyor. Bakın sevmek ne demek? Burayı biraz detaylandıracağız. Dikkatleri yedi mi? Şimdi hastalık geldiği anda bir organımız, bir uzuvumuz çalışmıyor. Doğru mu? Bacaktan ameliyat oluyorsun. 1,5-2 ay bacağını kıpırdatamıyorsun. Kolun kırılmış. Kezalik aynı. Değil mi? Belden ameliyat oluyorsun. Aynı. O organın çalışmayınca meğer yıllardır organımı çalıştıran biri varmış diye ancak öyle hissedebiliyorsun. O organının yıllardır muazzam bir şekilde çalıştığını nasıl hissettin? Elinden alınca hissettin. Allah Allah. Şimdi birisi siz bilmeden size bir iyilik yapsa minnet duyar mısınız? Allah'ın rahmetinin yanında o yapılan iyiliklerin esamesi okunmaz. Hiçbir manası yok. Ya yıllardır senden habersiz bir şekilde vücudunu tamamen çalıştırmış, sana o güzellikleri vermiş. Güldük, yemek yedik, koştuk, ettik, yürüdük. Yani bunların tamamını ancak hastalıkla parça parça elimizden alındığında anlayabiliyoruz. Ancak böyle anlayabiliyoruz. Allah Allah. Allah bir aralık şifayı kesiyor ve diyoruz ki benim hasta olmamın sebebi Allah'ın bir aralık söyle şifayı kesmesiymiş. Bir aralık. O zaman üstünde sürekli şafi tecelli ediyor. Böyle bir şey yani Allah'ın benimle bu kadar ciddi ilgilendiğini. Ya ismi bende tecelli ediyor. Bu ne demek yani? Nasıl anladım ben bunu? Bir aralık şifayı kesince dedim ki Allah Allah demek şafi her an bende tecelli ediyormuş diye orada anladım. Allah Allah. Bir gün yine böyle anlattım da birisi dedi ki Allah bizi seviyorsa neden hastalık verdi dedi. Ben de dedim ki Allah sevdiği için bize hastalık verdi dedim. Seviyorsa şifa versin olmaz mı dedi. Olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Bizim bu dünyaya gelmemizin amacı mutlu olalım, hep sağlıklı olalım, huzurlu olalım değil. Nedir biliyor musun? Allah'ın isimlerine ayna olalım, ayna. Ahiret parası öyle kazanılıyor. Allah'ın isimlerine ayna olalım. Bak bu ne demek biliyor musun? Mükemmel bir aşçı aldı beni yanına çırak olarak, başladı eğitmeye. Ben o aşçının isimlerine, çok güzel pasta yapma ismine, mükemmel işli köfte yapma ismine, çok güzel patlıcan oturtma yapma ismine ayna olmaya başladım mı? Başladım değil mi? Yanında ne oldum? Çırak oldum. Yani onun ruhundaki mana bana geçmeye başladı mı? Geçmeye başladı. Çırak olarak girdiğimde sallıyorum 1 lira alıyordum. Aradan bu şekilde ayna olarak 5 yıl geçti. Artık benim maaşım ne olur? Milyon milyon olur değil mi? Şimdi ahçı bana ne kadar tecelli ederse ben ahçıya ne kadar ayna olursam, benzersem, ayna olursam benim dünya param o kadar artacak. Ben Allah'ın esmasına ve isimlerine ne kadar karşılık verebilirsem, ne kadar üstümde gösterebilirsem o kadar ahiret parası karşılığı var bunun. Anlayalım diye diyorum ahiret parası diye yani. Allah Allah. Benim dünyaya gelmemin amacı hiç hasta olmamak değil. Hep mutlu olayım, sağlıklı istediğim gibi zıplayayım değil. Nedir biliyor musunuz? Talim-i esma. Bu kelimeyi unutmayın olur mu? Hayatın anlamı bu kelimede ya. Nedir? Talim-i esma. Yani Allah'ın isimlerini anlayacağım ve onlara ayna olacağım. Aynayı anladınız değil mi? Şimdi sokakta futbolcu bir çocuğu Messi çağırsa dese ki gel bakayım ben seni idmana alıyorum. Ne yapar bu çocuk? Sevinçten. Dört köşe olur, çıldırır ya. Ne demek ya? Messi bunu idmana aldı. Messi bu çocukla bir yıl ilgilense bu çocuğun bol servisi ne olur? Eskiden bir döner parasıydı. Ama Messi ilgilendi, Messi yetiştirdi, Messi eğitti. Bütün özel tekniklerini onda gösterdi. Yani Messi'de isimler vardı. Neydi isimleri? Çok güzel pas atma ismi vardı. Çok güzel gol atma ismi vardı. Değil mi? Rovaş ataya kalkma ismi vardı. Voley vurma ismi vardı. Bütün bildiğim futbol terimlerini kullanıyorum. Messi'deki bu isimler tecelli etti. Çocuk da aynı oldu. Bu çocuğun parası ne oldu? Bonservisi ne oldu? Zirvelerde oldu. Bizim bu dünyaya gelişimizin bakın en temel Allah kendini tanıttırmak istiyor. Hayatın her alanında mı her alanda. O yüzden kitap okurken bile ya çok güzel bir kitap okudum anlamaya çalışıyorum. Amaç o değil. Amaç kitaptan Allah'ı anlayabilmek. Anladın mı? Yani burada tevhidi yakalamak zorundayız. Çok nakıs kalıyoruz. Hayatın anlamı talim-i esma. Ne kadar Allah sende tecelli etti, ne kadar sen o isimlere ayna oldun, sen ahirette o kadar kıymetli olacaksın.
esas diyarda, hayatın gerçekleşeceği esas diyarda, ahiret yurdunda servetin ve devletin o ölçüde yükselecek ya. Peki bu amacı ortaya çıkaran musibetin adı hastalık. Hastalık verdiği kulu Allah'ın nasıl sevdiğini anladınız mı? Kıymetli hale getiriyor. Messi aldı çocuğu sağa. Çocuğun annesi gördü, ya terletip durma oğlumu. Ya ne diyorsun ana der miyiz? Ne diyorsun ana? Messi almış, çalıştırıyor. Bu çocuk ne olacak? Milyon milyonluk çocuk olacak yani, değil mi? Allah Allah. Hastalık neticesi o kadar kıymetli bir hale geleceğiz ki, bu manayı anlayan biri diyecek ki Allah sadece beni sevdiği için beni hasta ediyor. Zira Allah'ın sevmediği kullardan Firavun'un dişi kanamamış, dişi. Bu hayattan öyle yüzüstü göçmüş gitmiş, değil mi? Yıkılmış gitmiş. Allah Allah. Demek ki yani şu hayatın anlamı ancak talim-i esmayla ortaya çıkacak. O talim-i esmayla ortaya çıksın diye de Allah Azze ve Celle bizden isimlerini gösteriyor. Nasıl oluyor? Hastalık veriyor. Musibet veriyor. Anlayacağım. Birazdan anlatacağım. Allah Allah. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi biz nasıl kıymetli olurmuşuz? Allah'ın isimlerini ilan ettiğimizde kıymetli olurmuşuz. Sürekli söylenen bir mesele var. İnsan şu dünyaya halife olarak gönderildi ve imana sahip olsa, keyfiyetli bir imana, melekleri geçer. Neden geçer melekleri? Şu yüzden geçer. Bir melek acıkır mı? O melek acıkamazsa Rezzak ismine de ayna olamaz. Mesela ayakları olmayan biri Messi'ye ayna olabilir mi? Olamaz, futbol oynayamaz. Elleri olmayan biri bir ahçıya ayna olabilir mi? Olamaz. Gözleri olmayan birisi bir fotoğrafçıya ayna olup o kaliteli hale gelebilir mi? Olamaz. Meleklerde de acıkma özelliği olmadığından Rezzak onlarda tecelli etmez ve bu yüzden kıymetleri hep sabit kalır. Melekler hasta olur mu? Hasta olmayan bir meleğe Şafi tecelli eder mi? O melek Şafi'ye ayna olur mu? Ayna anlaşıldı değil mi biraz? O melek Şafi'ye ayna olur mu? Olamaz. Madem ayna olamadın, o zaman kıymetin sabit kaldı. Allah isimlerini bizde göstererek kıymetimizi meleklerin bile üstü bir seviyeye çıkarmak istiyor. Ama ne yapabilirsek? Bu ilahi mesajları ancak okuyabilirsek. Allah Allah. Bir insan Şafi'ye ayna olunca Allah mukaddes bir şekilde lezzet alıyor. Doğru mu? Değil mi? Şimdi bir ahçı o yemek yapmayı güzel öğretse, aferin sana deyip lezzet alır mı? Alır. O lezzetin neticesinde de eğittiği kişiyi lezzetlendirir mi? Lezzetlendirir. Al bu da mükafatın der. Biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerine ayna olunca Allah Azze ve Celle mukaddes bir lezzet alıyor. Bu yüzden de bunun karşılığında bizi lezzetlendiriyor. İşte Allah'ın isimlerinin içerisinde saklı bu lezzet sadece insana özgü. Dışarıda şu konuşmaları çok duyuyorsundur. Hayatta her şeyi gördüm, yedim, içtim, ettim falan. Ne görürsen gör. Bu saydığın lezzetlerin her birisi hayvani lezzetlerdir. Yani bu lezzetlere sahip olmak için insan olmak çok fazla. Bu lezzetler zannettiğin kadar kıymetli ve yüksek lezzetler değil. Asıl kıymetli lezzetler, sen Allah'ın bir ismine ayna oluyorsun. Mesela elini açıp tövbe ediyorsun, Kuddüs ismine ayna oluyorsun. Birden bir lezzet geliyor insana. Allah Allah, nasıl bir lezzet bu diyorsun. Neden? Allah ondan öyle mukaddes bir memnuniyet duyuyor ki kulunu da mükafatlandırıyor. Düşünüyorsun ve çok hikmetli bir iş yapıyorsun. Ya işte bu işin oluru buydu ve benden südur etti bu güzellik diyorsun hikmete. Bu sana nasip olunca bir lezzet alıyor musun? Değil mi? Hatta iki kişi de gelip der ki ya sen burada bu hikmetli adımı nasıl attın? Şimdi neden o lezzeti alıyorsun? Allah'ın Hakim ismine ayna olduğun için Allah bundan mukaddes bir lezzet duyuyor ve kulunu da lezzetlendiriyor. İşte o esmanın bu şekilde bir kula tecelli edip lezzetlendirmesi asıl insanın bu dünyada koşup alması gereken ölçüde lezzet. Bu esmanın lezzetlerini bu dünyada duyamazsak ahirette de duyamayacağız, haberiniz olsun. Biz öyle zannediyoruz ama şu dünya çeksin bitsin gitsin ondan sonra ahirette yüzümüz güler. Öyle değil. Bu dünyada tevekkül edemeyen, ona bakan esmalar bir kulda açılmazsa ahirette de onun karşılığını alamayacaksın. Allah Azze ve Celle sürekli bir kulu neden hasta ediyor? O esma, o isimler sende açılsın ve sen benim isimlerime yapış diye. Karanlıkta kalan bir kul yapışıyor. Ya Nur diyor. Neye yapıştı? Allah'ın ismine. Hastalıkta kalan birisi ya Şafi diyor. Neye yapışıyor? Allah'ın ismine.
korkan bir çocuğun şefkatli anasının sinesine yapıştığı gibi. Allah Allah. Hastalık bunları açıyormuş ya. Ne demek şimdi bu hastalık? Allah'ın sevdiği kulu idman yaptırması, onun ahiret parasını arttırması, onu kıymetlendirmesi değil midir Allah aşkına? Şimdi gelin bunun detaylarını okuyalım. 19. devada bu 25. lema. 25 tane deva var içinde. Bunlar hastalıkla ilgili çok detay meseleler ama farkındaysanız konu hastalığın çok ötesinde. Bütün musibetlere bakan bir yüzü var konunun. Değil mi? Allah Allah. Bugünkü konumuzda yeknesaklık. Yani hastalık vermeseydi de Allah monoton bir hayat verse ne olurdu? Ana konumuz burası olacak. Başlayalım mı okumaya? Giriş anlaşıldı diye zannediyorum. Değil mi? Bismihi Subhanehu. 25. lema, 19. deva. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Esma-ül Hüsna tabiri samedanesiyle gösteriyor ki güzeldirler. Esma neyin çoğulu? İsimlerin çoğulu. Hüsna da ismi taftil diye bir vezin var oradan. Müennes bir kalıp. O da yani en güzel isimler manasını oradan doğuracak. Yani Kur'an'da 4 kez geçen Esma-ül Hüsna tabiri ne demek? En güzel isimler Allah'ındır. Şimdi bir adamda şöyle bir isim olsa. Bu adam dünyanın en güzel ahçısı. Bu adamdan kötü yemek bekler misin? Beklemez. Mesela Mimar Sinan'ın mimarlıkla ilgili en güzel isimlere sahip olduğunu nereden anlıyorsunuz? Sanatlarına bakıyorum. Nasıl sanatlar? Ya böyle bir sanatı göz görmemiş, öyle mi? Sonra diyorsun ki sanat bu kadar güzelse onun isimleri de o kadar güzeldir. Şimdi soru şurada. Dersin ana konusu. Allah'ın bütün isimleri nasıl? En güzel. Esma-ül Hüsna oradan geliyor. Güzelden söyle. Çok güzel. Güzelden çirkin gelmez. Gelir mi? Gelmez. O ahçıdan bekledin mi kötü bir yemek? Yok. Niye? O dünyanın en güzel isimlere sahip ahçısı. Güzelden çirkin gelmezse bu hastalık nedir? Anlaşılıyor değil mi? Konu anlaşılıyor değil mi? Güzelden çirkin gelmezse bu hastalık nedir? Çünkü zahiren nasıl? Hastalığın zahir kıyafeti nasıl? Çok çirkin. İnan insan hastaneye gitmek istemiyor değil mi? Böyle ufak bir şey olduğunda bile. Çünkü gidiyorsun böyle. Zahir kıyafetleri çok çirkin olduğundan dolayı böyle insan demoralize oluyor. Ama bir anlasak, güzelden çirkin gelmezse hastalığın da güzel olacağını bir anlasak var ya muazzam bir şey çıkacak ortaya. Buyurun devam edelim. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami, ayine-i samediyet de hayattır. Allah Azze ve Celle'nin isimleri en çok neyde tecelli ediyormuş? Hayatta. Peki bir insanın asıl sermayesi yani satıp ahirette kazanacağı asıl sermayesi nedir? Hayattır. O hayat yoklukta ve boşlukta monoton bir şekilde gidecekken o hayatı değerli bir hale getiren şeyin adı hastalıktır. Nasıl manalanıyor değil mi? Bak mesajlar nasıl okunuyor değil mi? Allah Allah buyur. Güzelin aynesi güzeldir. Bence bu anlaşıldı. Biz Allah'ın isimlerine aynayız ve Allah o isimlerini üstümüzde görmek... Ya inanın bu cümleler var ya. Şu kainatın yaratılış sebepleri. Ama maalesef sırası gelmemiş o kadar meseleleri konuşuyoruz ki insanların nazarı bir türlü buralara gelmiyor. Bu iman derslerinin bu özüne gelmiyor. Çok önemli. Talim-i Esma dediğimiz şu mesele çok önemli. Buyurun. Güzelin mehasinlerini gösteren ayine güzelleşir. Yine aynı örnekten gideyim. Ahçı aldı, çocuğu eğitiyor. Eğitmeye başladı. O çocuk da güzelleşti. Niye? Ahçı güzel isimlerini çocukta tecelli ettirdi. Ve çırak olan o ahçı ne oldu? Güzelleşmeye başladı. Hastalıkla da Şafii ismi bize geliyor. Şafii ismi çirkin mi? Haşa. Güzelden çirkin gelmez. Hastalık bizi güzelleştiriyor ya. Nasıl mana? Acayip değil mi? Okuyacağımız cümle çok önemli. Buyurun. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Şimdi imanı anlamış insanların bütün sıkıntılara tebessüm etmesine sebep sır bu sır. O güzelden çirkin gelmez. Bak Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi var. Ne diyor biliyor musun? Musibetlerin tenevvüğü, çeşitlenmesi, musikinin namelerinin tenevvüğü gibi geliyor bana. Çeşitlenmesi gibi. Mesela şimdi şurada bir müzik başladın mırıldanmaya. Şuradan bir de bağlama girdi. İnsanın daha çok hoşuna gider mi? Gider. Şuradan bir de ritim girdi. Şuradan bir de klarnet girdi. Ne olur? Oo değil mi? İnsanın daha çok hoşuna gider. Üstad Hazretleri diyor ki, musibetlerin tenevvüğü, çeşitlenmesi, musikinin namelerinin tenevvüğü, çeşitlenmesi gibi geliyor bana diyor. Üstad Hazretlerine bu cümleyi söyleten sır tam da burası. Güzelden çirkin gelmez. Merhum İbrahim Hakkı'ya, hak şelleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Dedirten sır, bu sır Allah'ı çok iyi bilmişler. Bak biz bilmiyoruz.
bizim problemlerimiz var. Bunları ölmeden tespit etmek zorundayız. Mecbur ve mükellefiz. Anlamıyoruz ya. Bir şey duyduğumuzda lütufta bulunmuşuz gibi zannediliyoruz. Kainatta yaratılış amacım bunları anlamak. Bunları anladığımda bu dünyanın da huzuru saklı. Ben imanı sadece ahiret huzurum için değil, dünya huzurum için de öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü imanın içinde saadeti dareyn var. İki cihanın saadeti saklı. Allah Allah. Aynı soruyu tekrar sorayım. Tamam, dediğinizi anladık. Nimet var güzel, yaz var güzel, bahar var güzel, elma var güzel, portakal var güzel. Peki hastalık? Hastalık da güzel. Hastalığın da güzel olduğu nereden belli? Güzelden gelmesinden belli. Allah Allah. Şimdi kış zamanını bir düşün. Fırtınalar, boranlar ve her yer beyaz bir örtüye gömülmüş, hapsedilmiş. Hele o Erzurum dolaylarında nasıl yaşanıyor değil mi? Evler bile rehin olmuş halde. Yani tatlı tatlı tane tane yağan kar cem edip birleştiğinde bir insana evine bile rehin ediyor, öyle mi? Allah Allah. Peki o örtünün altında ne saklı? Baharın çiçekleri saklı. Karpuzları saklı. Yemişleri saklı, öyle mi? Allah Allah. Demek ki o beyaz karın altında gelecekteki çiçekleri oluşturacak bir faaliyet var. Allah Azze ve Celle o örtünün altında ne yapıyor? Bir faaliyet icra ediyor. Hastalık da zahir yüzü öyle enteresan bir sebep. Peki hastalık perdesinin altında ne saklı? Mükafatlar saklı. Esma'ya aynı olmak saklı. İçindeki cevherlerin ortaya çıkması saklı. Şimdi böyle bir hastalığa çirkin denir mi yani? Niye diyoruz biliyor musunuz? Tekrar aynı cümleye vurgu yapacağım. Allah'ı bilmiyoruz, bilmiyoruz. Hakkıyla bilmiyoruz. Şimdi birisi seni çekse dese ki mesela sizin evde çok yemek yedik Kayseri'de. Çok mantı yedik. Şimdi toplu toplu gittik hem de değil mi? Allah'ın elinden razı olsun ebeden ve daime. 20-30 kişi gittik, çok mantı yedik, yağlama yedik. Şimdi gitsek eve girsek Akif, tam o esnada birisi kulağına fısıldıyor, diyor ki annen yemeğine zehir attı diyor. Ne dersin? İnanmazsın. Hatta bunu sana ulaştıran adama hainlik etme dersin. Niye? Öyle bir anneden, öyle şefkatli bir sineden böyle bir amel, böyle bir muamele gelmez. Benim anneme suizan besleme der, adamı kızarsın. Ya anadan bu amel gelmez de ananın sinesine şefkati öyle dolduran Allah'tan nasıl bekliyorsun? Bakın beyler, çok büyük bir problemimiz var. Musibetler karşısında Allah'a suizan ediyoruz. Suizan ediyoruz. Güzel isimlerin neticesi hep güzel olacak diyemiyoruz. Allah'a hüsnüzan edemiyoruz. Suizan ediyoruz. Bakın bu yolun sonu kesin uçurum. Sorguluyorsun ondan sonra Allah'a. Haşa, hayırdır diyorsun ya. Haşa, bir ben mi kaldım diyorsun. Haşa, komşular gülüp oynarken ne bu benim başıma gelen? Allah'a suizan gibi büyük bir günah tarihi yazmamıştır bakın. Bu yolun sonu uçurumdur, uçurum. Uçurumdur. Allah'a hüsnüzan edememek. Nereden malum? Bakın bir kutsi hadiste Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Ene inde hüsnü zanni abdi bi. Ben kulumun hüsnü zannı üzereyim. Bak hadise bak. Ene inde hüsnü zanni abdi bi. Ne diyor Eysem? Ben kulumun hüsnü zannı üzereyim. Şunu diyor yani. Sen benden o güzellikleri ve güzel neticeyi beklersen ben sana öyle muamele ederim. Bak aynı duygu bizde de var. Birisi seni güzel bilse, misafirliğe gelse nasıl muamele edersin? Güzel. Birisi seni cömert bilse, misafirliğe gelse ne yaparsın? Ya ne var mutfakta? Getir hanım, getir. Dök önlerine. Niye? O beni cömert bilmiş. Aynı duyguyu Allah Azze ve Celle'nin esmasını bir ölçüde anlayabilirim diye bize de yüklemiş. Merkezi Allah'ta olan duygunun numunesinin bizde olmasına aynelik deniyor, aynelik. Sonu uçurum olan bu yola çok çıkıyoruz. Allah'ı çok sorguluyoruz. Başımıza gelenlerde nerede burada üstü zannıyoruz, nerede? Olmaz laflar ediyoruz. Bunu en çok da nerede yapıyoruz biliyor musun? Sanki Allah günlük hayatta sadece dünyaya çalış diye yarattı seni. Dünya eşantiyon, yani zaten içinden çekip alacağım şey değil de esas mesele gibi yaratıyor sanki, haşa. Birisi de soruyor yani, biz günlük çok yaşıyoruz. Kardeşim, bu Kur'an'ı senin öğrenmen gerekmiyor mu yani? Böyle bir mantık olabilir mi? Kur'an'ı bilmiyorsun, sünneti bilmiyorsun, hadisi bilmiyorsun, bunları okumayı bilmiyorsun, bu hakikatleri bilmiyorsun, iman dersleri bilmiyorsun. Diyor ki ya benim işim gücüm başımdan aşkın, görmüyor musun yani ne kadar mesuliyetim var? Ben şimdi bunlara nasıl vakit ayırayım diyor. Bu Allah'a nedir? Suizandır, suizan. Haşa, Allah beni yaratırken bu imtihanları hesaplayamamış demektir. Senin o kıt aklından daha ince hesaplar var orada. Bu yolun sonu uçurum. Sanki dünyayı kazanmaya gelmiş gibi davranmanın, ya vaktimiz mi var, imkanımız mı var diye böyle lafı güzaf etmenin sonu uçurum, uçurum. Bak kutsi hadiste ne diyor ya? Ne diyor ya?
en ayinde hüsnü zanni abdi gibi. Ben kulumun hüsnü zannı üzereyim. Ama öyle bilmedik ya Rab haşa. Suizan ettik ya Rab haşa. O zaman öyle muamele görecek. Senin iş yerine gelse birisi. Sen de baktın ikramda bulunuyorsun. Her ikramının karşılığında da sana fırsatçı muamelesi yapıyor. Bak düşün lokantana gelmiş. Sen ikram etmek istiyorsun. O da diyor ki demek hesapta böyle yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın. Bunu bir dinle, iki dinle, üç dinle. Ne yaparsın dörtte? Çık hemşerim. Çık iş yerimden. Sana hüsnü zanla muamele olmadı dersin. Olmadı. Çok yanlış işler yapıyoruz. Özellikle sosyal hayatımızda yapıyoruz. Çünkü tevhidin ameli sosyal hayattır. Sosyal hayatımızda sanki Allah bizi ahiret için değil de dünyaya mecbur yarattı gibi muamele ediyoruz. 120 bin sahabe hayatını yalanlıyorsun. O kadar peygamber hayatını yalanlıyorsun. Çok büyük yanlış ediyoruz. Bu yolun sonu uçurum. Buyurun. Çünkü güzel olan Esma-ül Hüsna'nın güzel nakışlarını gösterir. Şu yeknesaklık bölümüne giriş yapıyoruz. Burayı iyi anlamamız lazım. Yeknesaklık ne demek Serhat? Monotonluk. Monotonluk ne demek? Düz hayat. Düz hayat. Anlıyorsunuz değil mi? Birazdan o monoton hayatını düzelten nedir diyecek? Hastalık diyecek. Yeknesaklık ademdir diyor Üstü Hazretleri. Adem yokluk demek. Adem nerenin azığıdır? Cehennemin azığıdır. Yeknesak tek düze giden bir hayat zannedildiği gibi sabit kalmıyor. Nereye gidiyor? Cehenneme. Çok önemli bir cümle okuyacağız. Buyurun. Hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Hayat monoton gidiyor. Ayna kimdi ayna? Bendim. Nasıl bir ayna olurmuşum? Eksik bir ayna olurmuş. Kalemi tahtaya koydum, yeknesak koydum. Yani hareket ettirmeden koydum, geri çektim. Neticede ne olur? Hiç. Peki o kalemi tahtaya hareket ettirerek koydum, geri çektim. Tahtada ne oluştu? Manalar oluştu. Hareketli bir hayatın neticesinde Allah Azze ve Celle'nin bin bir esması kulağa nakış nakış işlenir. Buna da en büyük vesile hastalıktır. Bakın beyler, çok iyi anlamamız gereken bir olay var. İnsanlar belli bir iman seviyesine geldikten sonra ya biz ele tek çekelim bundan zaten imanımız bizim belli bir düzeyde var zannediyorlar. Çok yanılıyorlar. Bunun maddi karşılığı da yok. Yani maddi ölçülerde. Şimdi bir ay yemek yeme. Sabit mi kalıyor vücudun? Mahvoluyorsun, perişan hale geliyorsun. Bir kası kullanmadığınızda sabit mi kalıyor? Kalmıyor değil mi? Ben dizden ameliyat geçirdim. Bacağımı 1,5 ay düzgün kullanamadım. En son o dizlikler, şunlar bunlar çıktığında bacak nasıl kaldı biliyor musun? Kol kadar kaldı. Kullanmadığın bir kas nasıl geriliyorsa, manevi organlarımız olan latifeler, sürekli bu iman dersleriyle gıda almazsa, başa gelen olayların hakikati okunmazsa sabit kalmıyor. Terakki hiç etmiyor, geriliyor, tedenni ediyor. Allah muhafaza küfüre kadar bir yolculuğu var bunun. Yine bu asırda anlatılamayan olay değil mi? Oturuyorsun biriyle. Ya şu Kur'an'la münasebetin nerede senin arkadaş? Bir sahabenin hayatından bir parçaya benzemek bile 100 deneme istiyor ya. Nerede bu mücadele? Biz çocukken çok okuduk. Öyle başlıyor değil mi? Aynı hikayeler. Aynı hikayeler. Biz çocukken çok okuduk. Şöyle güzel insanlarla görüştük. Ya aynı eylemini yemekte de kullansana desene. Çocukken biz çok yemek yedik. Şimdi el ayak çekiyorum diye. Maddi vücudun iflas ettiği gibi manevi vücudun da iflas ediyor. Zaten biz eskiden yapardık cümlesi manevi vücudunun iflas ettiğinin en büyük semptomu. En büyük semptomu. Anlaşılamıyor buralar. Zannediyor ki çocukken iki Kur'an çevirmiş. Ahir ömrümde de kendimi dünyaya satsam zaten o iman bizde aynı şekilde kalıyor zannediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki üstünüzdeki kıyafetin eskidiği gibi imanınız eskir. O yüzden ceddidu imanikum. Ne diyor? İmanınızı hep tazeleyin, hep yenileyin diyor. Ya, bilmiyoruz ki Resulullah Aleyhisselam'ı bilmiyoruz ki ne dediğini bilelim yani. Onun denklemini bilmiyoruz ki. Hayatımıza bakan yanını bilmiyoruz ki. Bu mektupları açmadan, okumadan manasız bir şekilde bomboş gideceğiz. İşte o yeknesaklık bizi ne yapıyordu? Bırakıyor muydu? Bırakmıyordu. Ne yapıyordu? Geriletiyordu, mahvediyordu. Kas örneği de verdik. O yeknesaklığı bozan şeyin ismi hastalık. Bir anda bu uzvu meğer Allah yaratmış diyorsun. Hiç farkında değildim. Meğer sürekli bakımını yapan Allah'mış diyorsun. Yırtılan derini gözünün önünde dikiyor. Parçalanan tırnağını gözünün önünde tamir ediyor. Şafi ismini kör olmayana ayan beyan gösteriyor. Bu manalar okunmazsa,
zamanında öğrendiğim manalar bana sabit kalır denemez. Bakın yeknesaklık yokluğa götürür bir insanı. Mahveder, bisiklette düşmek için durmak yeterlidir. Yeknesaklık. Biz zaten bu işleri öğrendik, zamanında çalıştık diye bir hikaye İslam'ın hiçbir yerinde mevcut değildir. Hiçbir yerinde. Allah da bize acıyor. Ya bu kulun hayatı yeknesak gidiyor, bana bir türlü yürümüyor diyor. O monotonluğu bozmak için ne gönderiyor bize? Hastalık. Hastalık yeniden bizi diriltiyor, diriltiyor. Allah Allah. Bir tanesi yazıyor böyle, diyor ki, bir ev ve bir araba için bütün ömür çalışmayı reddediyorum diyor. Allah muhafaza, olmaz bir iş yapıyor. Neden yapıyor bunu? Yeknesak hayatın neticesi bu. Bak birazdan da buralara gireceğiz. Birazdan. Yeknesak bir hayat. Zaten belli başlı şeyleri elimize almışız. Bunu hizmetler için de söylüyorum. Ya arkadaş, gelip gidiyorsun, bir insanla ilgilensene demek, o hale düşmenin yanında rahmet olur, biliyor musun? Bir ufak laf işitmek ne ki? Ya hadi hayatlansana, şu insanlarla kim ilgilenecek? Kur'an'ı daha çok niye okumuyorsun be adam? Diyen adamı bulduğunuzda alın sinenize, basın sinenize. Çünkü bir insan kendisinin ne kadar kötü bir hale düşeceğini inanın hesaplayamıyor. Latifeler kilitlendiği anda bir insan ne kadar olumsuz bir hale düşüyor, bunu hesaplayamıyor yani. Hesaplayamıyor. Yeknesaklık ne olduğunu anlıyor musun? Böyle yeknesak bir şekilde gidip kafayı yemek mi? Hastalıkla yeniden yaşamanın bir sinyalinin gelmesi. Hayatın renklenmesi, tatlanması, manalanması mı? Hastalığı Allah sevdiğine veriyor, sevdiğine. Anlayamıyoruz bir türlü. Neden? İlahi mesaj okunacak iman dili bizden gitti. Devam edelim mi? Ders çok önemli, farkındasınız değil mi? Buyurun. Belki bir cihette Adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Yani cehennemin azı olan yokluğu ihsas edek. İhsas hissettiriyor. O ne yapıyor bir adamı? Bunaltmaya başlıyor. Evet. Hayatın kıymetini tenzil eder. Ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Yani el var, ayak var, imkan var, yemek var, mide var, dil var, çay var, çorba var. Bunlar büyük nimetler ya. Su az bir nimet mi Allah aşkına ya? Az bir nimet mi yani bu? İstediğimiz zaman bulabiliyoruz diye. Bir pasta yemek az bir nimet mi ya? Şöyle bir ekmeği kıtırt diye kesmek, bir peynire bandırmak az bir nimet mi sürekli var diye ya? Bunların az gelmesinin sebebi biz hastayız. İşte yeknesak monoton hayat sana lezzet vermesi gereken şeylerin her birisini iptal etmiyor. Neye çeviriyor? Sıkıntıya çeviriyor. Sıkıntıya, sıkıntıya. Ayağı olmayan arkadaşlarla biz çok görüştük. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ahirette inşallah çok karşılığı olacak, biz inanıyoruz. Ya o adam diyor ki bir topa vurayım, bir hayal bu yani. Bizde her an var o ayaklar ama şükrü yok. Hastalığı Allah sevdiği kuluna veriyor, sevdiği. Başka değil. Buyurun. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahate ya eğlenceye atılır. Bir iki noktayı tekrar deşeceğim biraz. Daha derinlemesine girmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bir insana çok özellikler yükledi. O özellikleri kullanmamak başlı başına sıkıntıdır. Mesela birinin kolu kırılır. Kırık ağrısı o adamda yoktur. Ama kol sargıda kalması gerekiyordur. O adam bunaltır mı? Bunaltır. Kullanabildiğim bir organı kullanmamak bunalım sebebidir. Akıl da dahil, kalp de dahil, göz de dahil, dil de dahil. Kullanılan bir organı acısı olmasa bile kullanamamak sıkıntı sebebidir. Şimdi bir adam araba alıyor. Araba off-road araba. Çok özellik yüklü değil mi? Off-road arabada. Basıyorsun, diyor ki dağ taşa mı gideyim? Kumda mı gideyim? Çamurda mı gideyim? Öyle mi? Bak, suyun içinde mi gideyim? 90 santim altımında gideyim mi suyunu? Ne özellikler var? Suyun içinde gidenler var. Şimdi bir adam böyle bir araba alsa, düz asfaltta kullansa, evden işe, işten eve. Ne dersiniz? Bu araba ne olmuş? İsraf olmuş, israf. Peki bu adam dese ki ben off-road bir araba aldım, çok özellikli. Arabayı alacağım, halden hale vuracağım, dağ taşa vuracağım dese, biri de dese ki yapma yazık olur dese, yazık olmaz. O arabaların özelliğinin ortaya çıkması için, off-road'da o yüklü olan özelliklerin ortaya çıkması için o arabayı dağa vurman, taşa vurman, çamura, kara vurman gerekiyor. Hatta nice arkadaşlar var. Belki böyle kibar bir hayatları var ama heves etmiş, off-road almış. Diyor ki ben off-road aldıysam gider çadır kurarım. Off-road aldıysam giderim. Bak evinin klimasından, iş yerinin klimasından ayrılmamış. Diyor ki ben off-road araba aldıysam gideceğim dağın tepesinde ateş yakacağım, öyle duracağım diyor. Kendisi et pişirmemiş, diyor ki ben off-road araba aldıysam gidip insanın ulaşamayacağı yerlerden, dağdan taştan gideceğim. Değil mi? Çok videosu var değil mi?
Böyle bir müzik açıyorlar, sarımsağı rendeliyorlar, bir şey rendeliyorlar, eti oraya alıyor, burun bir şey yapıyor. En son zaten karnı da doyuyor kokudan, yanındaki bir arkadaşı var hayvan, ona veriyor, ona yediriyor yani. Ama diyor ki ben bu özelliklerde araba aldıysam ben bu özellikleri kullanacağım. Bizim içimizdeki özelliklerin ortaya çıkması için Allah'ın bizi halden hale vurması şart mı? Şart. Bir anda hastalık veriyor. Ne çıkıyor ortaya? Özellik. Bu özelliklere cevheri insani deniyor. Nedir? Cevheri insani, madenler yani. Basınçla çıkacak, sıcaklıkla çıkacak, kazınca çıkacak. Bazen bizim içimizdeki özelliklerin ortaya çıkması için çat diye Allah'ın duvara vurması şart mı? Şart. O offroad arabada nasıl şartsa bunda da şart. Peki bunların neticesinde kim karlı çıkıyor? Yeknesak hayattan kurtulan ben karlı çıkıyorum. O ameliyattan sonra bile sosyal medyada yürüyordum. Diyordum ki Allah Allah ya yürümek ne kadar Allah 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 Allah. Olmasaydı var olan lezzet keşfedilemez hale geliyordu. Allah Allah. Bakın adam şemsiye alıyor. Özelliğini kullanabilmek için ne yapıyor? Yağmuru bekliyor. Doğru mu? Bizim İzmir'de üniversiteden çıkardık. Böyle köprü altları vardı eve giden yolda, Bornova'da. O köprü altlarında biraz yağmur çiselesin hemen şemsiyeciler çıkıyor. Bir anda böyle. Yahu neden şimdi çıktınız? Biz satacağımız şemsiyenin özelliği çıkması için ne lazım? Yağmur lazım. Adamda güzel aşçılık bilgisi var. Ne yapmak istiyor adam? Yemek. Yemekten kalkmışsın diyor ki sana bir yemek daha yapayım mı? Ya dur bismillah yeni yedik. Ama hemen özelliğini kullanmak istiyor. Mesela adam boks öğrenmiş bir yerden. Her ortamda ne yapıyor? Bak gel yumruk nasıl atılır bak. Öyle yapmayacağım bak elini bir uzat değil mi? Neden? O özellik yüklü ya adam onu kullanmak istiyor. Allah Allah. Allah da insana çok özellik yüklemiş. Ama o kabiliyetlerin ortaya çıkması için yeknesak hayat değil zikzaklı hayat şart. O zikzakların neticesinde lezzet. Paha biçilmez lezzet olacak. Allah Allah. Bir örnek verelim mi? Tam otursun. Hazreti Ebubekir Efendimizin özellikleri nasıl ortaya çıktı bakalım mı? Mekke'de ilk imana kavuşan ve nicelere o imanı tanıştıran olmuş Hazreti Ebubekir Efendimiz. Mekke'nin o zorlu zamanlarında nice işkenceler, nice sıkıntılar yaşamış mı? Yaşamış. Bir tanesini anlatayım. Bu Utbe ve Şeybe diye iki tane bahtsız var. Tam Kabe'de organize oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müdahale edecekler. Hadsizler vurmaya çalışacaklar. Bir anda Hazreti Ebubekir Efendimiz siper oluyor. Utbe de, Utbe bin Rebiya çivili ayakkabı yapmış. O çivili ayakkabıyla kime vuruyor? Hazreti Ebubekir'e vuruyor da vuruyor. Gözünü tam komadan 24 saat sonra açıyor. Bir gün. Akrabaları da etrafında. Çünkü aşiretçilik, kavmiyetçilik var ya. Aslında ona vurmak, ona da vurmak oluyor. Akrabaları toplanmış etrafında Hazreti Ebubekir'in. Gözünü açar açmaz ne diyor? Eyne Resulullah. Resulullah nerede? Hazreti Ebubekir Efendimiz'in özellikleri nasıl ortaya çıkmış? Onu anlatıyorum size. Bakın yeryüzü toplansın. Hazreti Ebubekir gibi bir şey mümkün değil, mümkün değil. Ne geçmişte ne gelecekte. Ona emsal bir şey tarih görmemiş, mümkün değil. Ama özellikler nasıl ortaya çıkmış? Mekke'nin 13 yıllık sıkıntılı hayatı bitiyor, hicret yolculuğu başlıyor. Sevr Sultanlığı'nda Efendimiz Aleyhisselam'la yan yana 3 gün geçiriyorlar. 3 gün. Daha sonra hicret yolculuğu devam ediyor. Medine'ye gidene kadar 8 gün de orada hicret yolculuğu. Bak bak neler çekmiş, neler yaşanmış. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in özellikleri nasıl ortaya çıkmış onu anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kendi hilafetinin, 2,5 yıllık hilafetinin son dönemleri. Taif'ten bir heyet geliyor. Hazreti Ebubekir'in elinde bir tane ok var. Diyor ki bu ok kime ait? Sad İbni Ubeyt isimli birisi diyor ki bu ok bana aittir. Bunu ben yaptım, ben okçuyum zaten. Savaşta da diyor, Taif'te ben bu oku attım, birine gitti ama kime gittiğinin farkında değilim diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki, bu okla oğlum Abdullah şehit oldu diyor. Hamdolsun ki oğlum Abdullah şehit oldu. Ya bu ok sana gelseydi, Allah'ı tanımadan ölseydi ne olacaktı? Bu ok, oğlum Abdullah'ı şehit etti, seni de yeniden İslam'a diriltti diyor. Bu anlattıklarımın çok küçük parçalar olduğunun farkındasınız değil mi? Hazreti Ebubekir demek o anlatmaya mümkün değil ya. Mümkün değil. Yeryüzü böyle birini görmedi ki. Nasıl anlatacaksın? Görmediğini nasıl anlatacaksın? Ama Hazreti Ebubekir Efendimizin özellikleri nasıl ortaya çıkmışın bir hülasasını belki anlarız. Anlıyorsunuz değil mi? Şimdi biri diyebilir mi? Allah Hazreti Ebubekir Efendimizi hiç mi sevmemiş? Haşa. Çok sevdiği için bütün özellikleri ortaya çıkarmış. Hastalık Allah'ın sevdiği kullarına misafir olarak gönderdiği ilahi mesajlar, ilahi mektuplardır. Okumayı bilene. Bilmezsen bunalımdan bunalıma. Devam edelim mi? Şimdi çok önemli cümleler. Hapis müddeti gibi kıymetli ömrüne adavet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Kim?
Monoton hayattakiler. Bitsin şu ömür, gitsin. Devam. Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor. Hissettiriyor. Ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Ya bunun daha tadına fark etmemiştim. Kullanınca yeniden fark ettim deyip ömrün ne oluyor? Kıymetleniyor, evet. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı, ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Şimdiki örnek zengin bir insanın örneğini veriyor. Çok dikkat edelim, buyurun. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Başrolde kim var? Zengin, işsiz, hep istirahat eden bir adam var. Ona soruyoruz, nasılsın, iyi misin? Buyur. Elbette. Aman vakit geçmiyor. Gel bir şeşmeş oynayalım. Ben bir tanesine sordum. Müteahhit bir arkadaştı, villalar yapıyordu. Ne yapıyorsun yani şimdi? Çok rutin bir hayat zaten. Yardım edeni falan var. Dedi canım sıkılıyor dedi. Geçiyorum, esrar yaşıyorum dedi. Öyle oluyor değil mi? İnanın o illetlere bulaşanların çok sevdi de bulaştı diye bir hikayesi yok. Sıkıntı Allah muhafaza oralara sürüklüyor. Ya sıkıntıdan. Görüyor musunuz? Biz zevkten zannediyoruz. Hayır hayır değil. Sıkıntıdan. Buyur. Veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi müteellimane sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğle emelden gelen... Ne demek? Bitmez emeller, yani dünya sonsuz gibi bir yaşama tarzı. Bu şeyim eksik. Keşke şu işi yapsaydım gibi şekvaları işiteceksin. Birkaç örnek vereyim tam kafaya otursun. Zengin hayatlar amacını bulamazsa, varoluş amacını, talim-i esmayı, yani benim Allah'a kul olmam, onun isimlerine aynı olmam lazım. Amacını bulamazsa sonuçları anlaşılsın diye bir iki tane ufak örnek vereceğim. Dimitri Bosov, Rus birisi, 52 yaşında, 1.1 milyar doların sahibi, 2020 Mayıs'ta intihar ediyor. 1.1 milyar dolar. Demek bir insanı yaşatan şey para olmuyor değil mi? Çünkü böyle bir parayı bir insana zorla harca desen harcatabilir misin böyle bir parayı? Ne bunu yiyecek mide var. Ne bunu aldıklarınla yetişecek göz var. Ne bunu giyebilecek üstünde bir ceset var. Yani böyle bir paranın karşılığı ceset sende yok. Bu da bir insanı nereye sürüklüyor? Bunalıma. Jeffrey Epstein, Amerikalı, 66 yaşında. 577 milyon doların sahibi, 2019 Ağustos'ta intihar ediyor. Her şeye kavuşmuş insanlarda ve yerlerdeki intihar seviyelerine bakın. Zaten o istatistiklere baktığınızda en çok Norveç'te ve İskandinav ülkelerinde intiharın yüksek olduğunu göreceksiniz. Belki zahiri cihette en rahat yaşam orada gibi gözüküyor. Ama bir o hayatlarda iniş çıkış olmadığından bir süre sonra lezzet bitiyor. Hatırlar mısınız yaşlı Fransız bir kadının videosunu izlemiştik? Yani... Ben yük olmak istemiyorum. Hayat lezzetim bitti. Çocuklar da gel git yapıp benimle uğraşıyor. Bunları istemiyorum ve ötenazi istiyorum. Allah Allah. Şimdi zahire baktığınızda hiçbir problem yok. Şimdi o maddi zenginlik zahirde güzel gözüküyor ya, onun altı enkaz. Hastalık da zahirde çirkin gözüküyor. Altı nasıl? Bahar var altında. Bahar! Yeniden hayatlanacaksın. Yeniden umutlanacaksın. Yeniden nefes aldığını hissedeceksin. Bir insanın bir yerinin canlı olduğunu hissetmesinin yolu oranın kesilip kanamasıdır. Kanayan bir yer canlılığın emaresi olduğundan çok güzeldir aslında. Zahiren mi? Zahiren güzel olmadığını biliyoruz. Netice itibariyle güzel olduğunu da sen bil. Hastalık böyle bir güzellik, böyle bir güzellik. Her şeyi elde eden, hiç sıkıntı çekmeyenler bu rahatlıktan daralıyorlar. Şu cümleyi de üzülerek söylüyorum. Bir süre sonra sapkın eğlencelere girmelerinin sebebi, inanın bunlar, tek düzen, yeknesak, monoton bir hayat. Çünkü ömür dakikaları anlamsızlaşıyor. Bir şey devam etse tesirini kaybeder. Bu kaideyi malumunuz değil mi? Bir şey devam etse tesirini kaybeder. Allah da tesirini kaybetmesin, lezzetini al diye hastalıkla o zigzagı çiziyor ve yeniden bir lezzet geliyor. Nereye? Ruha ruha. Allah Allah. Devam edelim mi? Anlaşılıyor ders değil mi? Yeknesaklık kelimesi herhalde manalaşıyor değil mi? Ya böyle ders almaya muhtaç ne kelimelerimiz var ama ömür nerelerde gidiyor? Şu iman dersinin önemini bir türlü çözemiyoruz. Sanki mecbur değilmişiz. Allah Allah.
Sanki bunları öğrenip sahabe gibi amel etmeye mecbur ve mükellef değilmişiz gibi. Ah bir çözebilsek, bir çözebilsek. Bilmiyoruz ki, Allah'ı tanımayınca bunlardan anlamsız kalıyor. Buyurun. Şimdi de bir musibetzede örnek verecek. Az önce kime örnek verdi? Bir zenginin sıkıcı hayatını. Şimdi bir musibetzedenin şükürlü hayatını örnek verecek. Buyurun. Sen bir musibetzede veya işçi ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor. Ne haldesin? Aklı başında ise diyecek ki: şükürler olsun Rabbime. İyiyim, çalışıyorum. Bu cümleyi unutmayalım, evet. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Bir gayesi var değil mi? Bakın, merhum Zübeyir abi diyor ki, gaye ölüyü diriltir diyor. Günlük küçük gayeleriniz de dahil. Kur'an'ı yetiştirme de o gayenin içine giriyor. Üç insanın gönlüne girme de o gayenin içine giriyor. Bugün temizleneceğim, tertemiz pak olarak insanların karşısına çık, o da o gayenin içine giriyor. Bugün yemeğe dikkat edeceğim. Çünkü çok yağlı yediğimde hemen uykum geliyor. Bu da bu gayenin içine giriyor. Bir insan günlük hayatını, bakın günlük diyorum, böyle programlamıyorsa yavaş yavaş eriyip son bulacak o hayat. Ve neticeleri tahmin ettiğimizden kötü oluyor, emin olun. Buyurun. Vakit çabuk geçiyor. Ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum. Fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye. Bak tecrübesi var ya, geçmiş 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 başına geliyor, sonra diyor ki bu da geçer diyor. Nasır tutmuş el gibi, acımıyor artık yani. Çok lezzetli bir hayat halidir bu, çok lezzetli. Evet. Manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Evet. Bunun da bir örneğini verelim yine. Musibetzede bir beyefendi vardı. Murat Yalçın isminde, hatırlarsınız. Soma'daki hadisede, orada musibetzede oluyor. Ambulans sahnesini bildi herkes. Ambulansa binerken o beyefendi diyor ki, çamurlu çizmelerimi çıkarayım mı diyor. Bak şimdi şükür hali üstünde olmayan birisinin yapacağı paniği ve telaşı hesaplıyorsunuz değil mi? Bir de Murat Yalçın ismindeki beyefendinin ahvaline bak. Diyor ki ayakkabılarımı çıkarayım. Daha sonra röportaj yapıyorlar onunla. Ya nasıl oluyor hani bu tevekkül hali? Diyor ki ya şükürler olsun ben Rabbime, ben çok iyiyim diyor. Çok memnunum, mutluyum diyor. Bakın az önceki aynı cümleyi kendisi zikrediyor. Demek zahmetli gibi zahirde gözüken bir hayatın altında bereketli ve manen çok lezzetli hadiseler yaşanıyor. O kışın karın altında Allah'ın yarattığı faaliyetlerle çiçeklerin neşvi nema bulacağı günü beklediğimiz gibi sabırla bunları beklememiz lazım. Buyurun. Demek meşakkat ve çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arzu ediyor. Rahat insanı ne yapıyor? Çürütüyor. Bakın Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi daha var. Bu cümle çok önemli bir cümle. Lütfen ezberlemeyenler ezberlesin. Fıtratı mütehiyyiç olanın, mütehiyyiç, heyecanlı, huzuru ve rahatı, huzur var mı? Var var. Yalnız say ve cidaldedir. O adam hep Allah için çalışacak ve Allah için bir şeylerle mücadele edecek. Muazzam bir kaide. Fıtratı mütehiyyiç olanın rahatı ve istirahati, huzuru yalnız say ve cidaldedir. İnsan yine ne yapıyorsa kendisine yapıyor. Allah rızası için zahirde meşakkatli bir şeyin altına yattığında elde edeceğin lezzet yine sana geliyor. Burayı da anlayamıyoruz. Ne yapıyorsan kendine yapıyorsun kendine. Anlıyorsun değil mi? Anlıyor musun? Hikayenin sonunda kendine yapıyorsun. Zahirde insanların talip olmadığı bir işe talip oluyorsun. Neticesinde ruhun gül gülistan oluyor, gül gülistan. Kimi gülistanda gonca gül olur, kimi gonca güle har olur gider. Öyle diyor değil mi? Anlayamadığımız denklemlerden birisi. Birisi seni itekliyor. Gelsene, okusana, yapsana, çalışsana, etsene, bir sorumluluk alsana. Onu yapan kendi lezzetinin peşinde. Yapmayan ise gelecekteki lezzetini çalıyor. O huzursuzluk adamı ileri yaşlarda bitirir, çürütür, öldürür. Bunalımdan bunalıma girer insan. Çay üstüne çay, kahve üstüne kahve, sigara üstüne sigara. En hafiflerini söyledim. Siz anlıyorsunuz benim değil mi ne demek istediğimi? Allah muhafaza, Allah muhafaza, Allah muhafaza. Çok tehlikeli işler. İslam'ın genetiğini, denklemlerini bilmiyoruz. Zannediyoruz ki bir işi yapmadığımızda nefsin orada rahatı var. Zahirde bir rahatı var. Devamında lezzetinden çalıyorsun. Hem de ne lezzet biliyor musun? Tantuni'de, ciğerde, kebapta olmayan bir lezzet. Esma'ya ayine olacaksın. Subhanallah. Anlatılamaz bir lezzet. Olmayan bilmez, tatmayan bilmez. Biz de inşallah biliriz bir gün. Biz de inşallah bir gün bilenlerden. Yanlış yapıyoruz. Ömrü yanlış yerde tüketiyoruz.
Bu yüzden de acılaşmaya doğru gidiyor adım adım. Devam edelim mi? Ey hasta kardeş, bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mayesi Adem'dir. Yokluktur, cehennem azığıdır. Sana cehennemin kokusunu ve tadını getirecek şeyler bunlardır. Devam. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sukut, sükunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e, hiçliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise vücuttur. Yani varlıktır. Vücudu ihsas eder. Çalıştığında aldığın lezzetten hesapla, evet. Vücut ise halis hayırdır, nurdur. Yeknesaklık azığını cehennemden alıyor. Amel etmek, Allah için mücadele etmek de azığını cennetten alıyor. O yüzden Allah için bir şey yapan ve bunu düzenli bir şekilde sorumluluk olarak yapan insanların huzuruna bakın. Nasıl iman diyorsun ya? Nasıl bir iman bu iman diyorsun? Hadi yolu belli. Hadi biz de ulaşmaya çalışalım. Hadi. Evet. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetdar hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazat-ı insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muavenet darane müteveccih etmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi. Detayları görüyorsunuz değil mi? İsimlerin nakışlarını, evet. Çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. Bir insan varoluş amacını bulamazsa içindeki bulantı artıyor. Var mı bunu yaşamayan ya? Allah'a hakkıyla koşmadığımızda içimizdeki bulantı ne oluyor? Artıyor. Asıl hastalık bu. Zahirde Allah'ın bize esmasını göstermek için hayatımızdaki yeknesaklığı bozması asıl hastalık değil. Asıl hastalık bu. Varoluş amacını bulamamak. Onda gelişmemek, terakki etmemek, mücadele etmemek. Uykuların kaçarcasına nasıl olacak bu işi de sonlandıracağım diyememek. Asıl hastalık bu. Bakın bu hastalık noktasında ya o her şey olacağına varır falan gibi böyle gereksiz laflar ediyoruz da. İnanın hikayenin sonu ya adam şizofren oluyor şizofren. Hiç böyle derebeylik laflar etmeye gerek yok. Öyle bir Allah ki yani. O Allah'ın inan cehennemine girilmez. Cehennemine girilmeyeceği gibi azığı cehennemden olan yeknesak hayatta tercih edilmez edilmez. Buyurun. İnşallah çabuk vazifesini bitirir, gider ve afiyet eder ki sen gel, benim yerimde daimi kal, vazifeni gör. Bu hane senindir, afiyetle kal. Vazifesi ne zaman bitecek? Esma'ya aynı olabilirsek o zaman bitecek. Allah Azze ve Celle hastalıkla bizi deniyor. Acaba nimetteki kulluğunu musibette de devam ettirecek mi diye. Yani hayatın zigzaklı oluşunun bir manası da burada. Bir gün buraya bir arkadaş geldi. Yine maddi durumu iyi, iş hayatı var, çalışıyor ama hakikatlerden yıllarca çok uzak kalmış. Yanlış işler yapmış. Yani herkesin günahı farklı. Ben onu kınadığımdan demiyorum. Allah hepimizi affetsin. Ama şey olmuş, vücut, ruh yorulmuş. Daha sonra geldi dersler, Kur'an, şudur budur tam adım atarken bir anda ayağı geri koptu. Sonra başka birinden duydum. Şöyle olmuş hadise. Bir gün masada otururken hesaplarına bakıyormuş. Demiş ki, eyvah demiş, benim cirom düştü demiş. Benim bu dünya işlerini çözmem lazım. Şunu demiyor yani, benim ruhum düştü. Mahvoluyorum. Bunun ahiret hesabı var, burayı çözmem lazım demiyor. Zaten yedi ceddine yetebilecek. Ne kadar da oyunsuz ya. Yumruk kadar mide, yumruk kadar. Yumruk kadar mide. Yedi cedde yetecek dükkanlar. Ne hırs ya. Bu ne hırs ya. Bu ne hırs ya. Ruh çökmüş. Sanki kendine yapmayacaksın ahirette. Eyvah demiş, cirom düşüyor demiş, ele tek çekmiş. Şimdi bu sadakati bozmak demek. Öyle mi? Akdi bozmak demek. Öyle mi? Nimet varken kulum, nimet yokken ben yokum demek. Şimdi herkes elini açıp diyor ki Allah'ım senden ne gelse ben razıyım. Var mı demeyen? İnanın bunu da böyle altı boş bir racondan ifade kullanıyoruz. Allah onu zaten bizim ne olduğumuzu biliyor, bize göstermek için. Önce nimet veriyor. Kulluk var. Ama sen Allah'a değil menfaatine tapıyor olabilirsin. Daha sonra nimeti bir çekiyor, adamdan neler çıkıyor? Pençeler çıkıyor. Nimet varken kulluk var. Nimeti çektiği anda pençeler çıkıyor. Bu adam kul değil. Bu adam Allah'a tapan adam değil. Bu adam menfaatine tapan bir adam. Allah Allah. Bakın ayette ne diyor?
Bakara 155. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla yapacağım diyor yani Allah Azze ve Celle diyor. Mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız sabredenleri müjdele. Allah Allah. Sağlık verdi şükrettin, hastalık verdi ele tek çektin. Demek sen sağlığın kulusun, Allah'ın değil yani. Allah Allah. Allah'a kul olan varken de olur, yokken de olur. Allah Azze ve Celle arada bazen çekiyor ki bizim samimiyetimizi ve sadakatimizi ölçüyor. Siz de öyle yapmaz mısınız? Mesela durumu iyi olan bir arkadaşsınız. Etrafınızdakiler size paranızdan dolayı dostluk ediyor olabilir mi? Olabilir. Ne yaparsınız? Bazen birini ararsınız, dersiniz ki ya Ahmet, halim fena, yolsuz kaldım, biraz üzgünüm, şöyle başımda belalar var, bir gelmez misin dediğin anda bahane sunuyorsa o adam değil. Sen nasıl etrafındaki adamın samimiyetini, sadakatini böyle test ediyorsan, Allah da bazen nimetlerden, canlardan ve ürünlerden çekerek bizlerin samimiyetini almıyor. Cirom düştü diye zaten yarım yamalak yapmaya çalıştığımız şu işlerden eli tek çekmek ne demektir ya? Ne demektir? Böyle bir gaflet olur mu ya? Ne demektir? Allah Allah. İmtihan dediğimiz olay şartları değiştirerek olur. İman dediğimiz olayda değişen şartlarda değişmeyen bir duruş sergileyerek olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında siyahi bir sahabe hanımefendi var. Allahu alem Ümmü Eymen annemiz olabilir. Yani benim annem gibi annem dedi Efendimiz Aleyhisselam. Kendisi sarı hastası. Diyor ki ya Resulallah sarayım, dua etsen de geçsen. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki olur dua ederim ama daha hayırlısı var. Sabredersen cennet. Ya Resulallah o zaman ben sabredeceğim. Ama bir istirhamım var diyor. Sara krizine girdiğimde üstüm açılıyor. Tesettürüm bozuluyor. Ona dua etsen olmaz mı diyor. Allah Allah. Neden anlattım bunu biliyor musunuz? Hastalıktaki sevabı almanın şartı sabretmektir. Bu yüzden aldım. Bir hastalığı hafif geçirmenin yolu sabretmektir. Ama sabır idman isteyen bir şeydir. Şu iman derslerinin adı da bu idmandır. Sabır ne oluyor biliyor musun? Diş sık baş sık demek değil. Bir bakıyorsun bu başıma gelenin getirisi mi çok götürüsü mü? Getirisinin götürüsünden fazla olduğunu anlamanın adı sabretmek demektir. Allah Allah. Dünyaya kendimizi fazla kaptırıyoruz. Yine bir arkadaşın başına ufak bir olay gelmişti. Dedim abartmaya gerek yok. Allah'a sığınmamız gerekiyor. Neye binaen söyledik? Şu ayete binaen söyledik. Ankebut 64. Dünya hayatı, buyurun, oyun ve oyalanmadan, evcilik diyor evcilik. Başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur. Bu dünya hayatı neymiş? Evcilik gibi. Şimdi evcilikte iki çocuk oynuyor ya, evcilik oynuyor. Birden böyle bir ev için falan tartışıyorlar. Kızmıyor musunuz? Ya bir oyundur abartma diyor musun demiyor musun? Hiçbir şey değişmedi. Aynı evcilik oyundayız. Biraz evler büyüdü, biraz da yaşlar büyüdü. Aynı evcilik oyunundayız. Bir şey kaybettiğimizde gerçekten kaybettik zannediyoruz. Hayır gerçekten kaybetmedi. Bu dünyadan aynen geldiğin gibi gideceksin. Doğru mu? Biriktirdiğin hangi şeyi geri götüreceksin? Salih amel hariç hiçbir şey. Allah Allah. Bunları ancak uyananlar anlıyor. Allah ölmeden önce uyananlardan eylesin. Evet. Ahval böyle. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salat. Şimdi bu dünyanın imtihan ve meşakkat yeri olduğu var ya, nefse kabullendirilmek zorunda. Şimdi adam askere gidiyor, psikolojiyi hazırlıyor. Sıkıntı çekiyor mu? Sıkıntı çekmiyor. Ama başka birisi geliyor askere diyor ki ya ben bilseydim gelmezdim. Yani ne bileceksin? Ne bekliyorsun askerde? Tatil mi bekliyorsun? Keyif mi bekliyorsun? Ne olur askerde? Çamur olur. Sürünmek olur. Sıkıntı olur askerde. Ama bir insan bunları kabullenerek askere gittiğinde bu sıkıntılardan da izole oluyor değil mi? Bu dünyanın imtihan yeri olduğunu kabullenerek başlamamız lazım. Bunu kabullenen birisi şunu demez biliyor musunuz? Bu dünyada da rahat yüzü görmedim. Bu dünyada da başıma gelmeyen kalmadı diyen birisi kitabın gönderdiği ilahi mektupları ve mesajları okuyamıyor demektir. Bir süre sonra da hayat kitabını yırtmaya başlayacaktır. Allah onlardan eylemesin. Evet. Allah razı olsun. İnşallah razı olsun. Yoksa vay halimize. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan,
Senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.